Arz ederim. Sizleri bir dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Sayın kurum amirlerim, sivil toplum kuruluşlarının değerli başkan ve temsilciler, kıymetli muhtar arkadaşlarım. 19 Ekim Muhtarlar Günü olmasını ilan eden Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür eder. Bu anlamlı günde burada bulunduğumuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. En kalbi duygularımla hepinizi yürekten selamlıyorum. Muhtarlık müessesesi kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın en önemli yapı taşlarından olup yerel demokrasinin en eski örneği temsil eden devletimizin her noktası kurumsal temsilciliği olduğu aşikardır. Muhtarlarımız bulunduğu mahalle veya köyde devletimizin tüm kurumları temsil etmekte ve halkımıza devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Yönetim anlayışımızla vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğu ilk kapının muhtarlarımız olduğu bilinci çok önemli ve bir yer tutmaktadır. Günümüzde kendi yenileyen kurumların başında gelen muhtarlık en ücra yerleşim yerine bile çağdaş kamu anlayışını taşıyacak her sevinçle, her hüzünle halkın her zaman yanında hizmettedir. Değerli meslektaşlarım, insanlar arasında birlik ve beraberliğin köprüsü olacağız. Mahallemizde yaşayan tüm insanlar en yüksek değerde, en kalitede, en huzurlu ortamda yaşamlarını sürdürme noktasında elimizden geleni yapacağız. Beraber çalışacak başarılı hizmetler imza atacağımıza kesinlikle eminim. Tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutlar, saygılar sunarım. Muhtar, mahallenin sorunlarını dile getiren, her ne kadar büyükşehir yasasıyla biraz daha şey olmuşsa ama Cumhurbaşkanımızın gerçekten bu konuda muhtarlarla ilgili yapmış olduğu hem yasal düzenler hem belediyelerdeki müdürlüklerin kurulması ve ayrıca yani belki ayda bir sefer, iki sefer en azından muhtarlarla bir araya gelmesi. Biz belediye başkanı olarak muhtarları kıskanıyoruz.
Burada kaç tanesi mesela gelmeyenlerden de var. Külliye'ye gittim. Yani daha külliyenin kenarından geçemedim. Yani sizi kıskanıyoruz. Günümüz hayırlı olsun, mutlu olsun. Görevimiz başarılı olsun. Öyle değil. Biraz tolerans gösteriyoruz ama suistimal da olmaz. Kusura bakmayın, siz kaymakam böyle şey yapın. Benim bakanlıktan gelen misafirler var. Peki kaymakam, herkes de bekleyin. İşte arkadaşlar hepinizin de bildiği gibi bu sizin muhtarlar günü olarak ilk sefer olduğu için tabii belli eksiklikler, noksanlıklar da olabilir. İnşallah gelecek seneler daha böyle organizeli, daha güzel de yapılır. Çünkü bu son 3 gün içinde bize geldi. Yani nasıl olacak nedir, yani tam bir uygulama bilgi de yok ama inşallah böyle mesela daha güzel ileriki yıllarda daha güzel bir şekilde etkinlikler şeklinde de bu günü kutlarız inşallah. Hepimizin bildiği gibi arkadaşlar muhtarlar bütün köylerimizdeki devletimizin temsilcileri. Muhtarlar hem çok farklı bir görev sistemi var arkadaşlar. Hem seçilmiş hem atanmış gibi oluyor arkadaşlar. Yani ikisini bir arada bulunduran nadir, yani belki tektir böyle şey. Çünkü neden? Hepiniz seçilmişle geliyorsunuz. Ama aynı zamanda da devletin birbirimizsiniz yani teşkilat olarak. İlçelerde kaymakamlılara bağlı olarak çalışıyorsunuz. Bu yönden de şu güzelliği var arkadaşlar. Hani devletle millet arasındaki bu bağı daha rahat sağlıyorsunuz. Çünkü neden? Hani ne bir şey olarak bizim kaymakamlıklar olarak bizim oradaki devletimizin temsilciler sizlersiniz. Köylerimizde herhangi olan bir sıkıntı, problem varsa siz inanıyorsunuz. Orada bir muhtarımız varsa en iyi şekilde çözemediği şekilde eğer niyet ediyorsa da buna gelen bizlerle görüşerek bunu en doğru bir şekilde çözeriz. İnşallah o yönden de arkadaşlar biz gözümüz arkada her köyümüzden devletimizin şükürlüğü var. Bizler de yine tekrardan hepimizle de üzülüm bir kere hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Evden şunu ben istirham ediyorum. Bir mesleği yücelten, makamı yücelten koltuk değildir, makam değildir arkadaşlar. O makamı, koltuğu, mevkiyi yücelten insanlar, o koltuğa oturan insanlar. Yani öyle bir görev yapmamız lazım ki hepimiz arkadaşlar. Koltuk bize değer katmayacak. Biz koltuğa değer katacağız. Çünkü koltuğun insana değer katma süresi 2 aydır, 3 aydır. Yani bir muhtardır, 2 ay, 3 ay ya muhtar koltuğu ama ondan sonra bakarlar muhtar çalışmıyor, kaymakam çalışmıyor. Ondan sonra ya böyle kaymakam mı olur, böyle muhtar mı olur? Hiç gayret etmiyor, çalışmıyor, koşturmuyor. O yüzden arkadaşlar ben dahil hepimiz makamımıza değer katacağız. O yüzden arkadaşlar gecemizi, gündüğümüzü köyümüz için, ilçemiz için koşturacağız. Hani talep olmazsa iş de olmaz arkadaşlar. O yüzden gerek kaymakamlığımızın kapısını, gerek belediyelerimizin kapısını, sürekli kurumlarımızın kapısını aşındıracağız. Köyümüze bir taş, bir çivi çaktırmak için koşturacağız arkadaşlar. Yine aynı şekilde arkadaşlar bizler sizlerden her toplantımızda da rica ediyoruz. Köyümüzde olan herhangi bir fakirimiz, yoksulumuz, sıkıntısı olanlar varsa hemen zaten direkt biz 7-24 saat muhtarlar olarak, kaymakam olarak bu insan vatandaşımızın hizmetindeyiz. O yönden arkadaşlar hiç çekinmeniz gerek yok. 7-24 saat bizim telefonlarımız da açık. Her zaman bize ulaşırsınız. Köyümüzde olan herhangi bir sıkıntı, sorun varsa el birliğiyle çözeriz inşallah. Bu yönden de sizin gayretinizi, temelinizi bekliyorum arkadaşlar. Köyümüzü ihmal etmeyelim arkadaşlar. Hepinizi tekrardan saygıyla selamlıyorum. İnşallah bu gününüzü de tekrar kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.